merhaba. Burcu Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, size sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Ben de kardeşim, öncelikle Gökhan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Kimdir Gökhan Bey, eğitim sektörüyle tanışma hikayeniz? Ben Gökhan Ayta, eğitim, yönetim ve planlama uzmanıyım. Kardemler Koleji'nin de sahiplerinden biriyim. Anne ve babamın eğitimci olmasından dolayı bu sektörde yer alıyorum. Ve daha da yer alacağım gibi duruyor. Ya aslında bunlar vesile. Aynen öyle. Evet, annem anaokulu öğretmenidir. İlk bundan yaklaşık 19 yıl önce Gazi Osman Paşa'da anaokulumuz vardı. Ondan dolayı beni de eğitimci olarak yetiştirdiler. Ve şu an işlerin başında ben varım. Saygılar. Burcu Kambur, çocuk gelişim ve eğitim uzmanıyım. Aynı zamanda Geleceği Kodla sisteminin yöneticilerindenim. 15 yıldır Kardemler Eğitim Kurumlarında genel koordinatör olarak hizmet veriyorum. Ben aslında burada sırt omuz omuz öğrendim. Şimdi mücadele var. Evet. Aynen. Biraz burayı tanıyalım mı? Gökhan Bey, neler yapıyoruz burada? Tabii Kardemler Gazi Osman Paşa ve çevrenin ilk özel okullarından biri. Bünyemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve sağlık lisesi bulunmaktadır. Yaklaşık 1000-1500 civarında öğrencimiz var ve 7000'e yakında mezunumuz var. Önümüzdeki sene 20. yılımızı kutlayacağız. Şu anki bulunduğumuz yer okul öncesi ve ilkokul bölümümüz. Butik okuluz. Tam anlamıyla butik okuluz. Az öğrenci, çok öğretmen sistemiyle ilerleriz. Yemek sistemimizden tutun diğer sistemlere kadar eğitim sistemimiz dahil her öğrenci özel programlanmaktadır. Ve her şey burada çok ince düşünülmüş. Evet, şöyle çocuklarınız özel, bizim için de özeller. Bundan dolayı onlara ve sizlere onların özel olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Burada her çocuk kendi ismiyle hitap edilir. Güvenlikten en üst kademeye kadar herkes o çocuğu tanır. Ama çok severek yapıyorsunuz işte. Bence bir başarınızın sınırlarından yaşıyorsunuz yani. Yani severek yapılmayan işte başarı gelmez. Başarı olabilmesi için de sevmemiz gerekiyor. Yetiştirdiğimiz çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi seviyoruz aslında biz. Yani aslında küçük kalpleri bir yapılmış. Aynen öyle. Böyle söyleyebiliriz. İki öğretmen kadromuzdan bahsedebilir miyiz? Tabii şöyle, bizde anaokulundan ve lise sona kadar her branşın öğretmenleri ayrıdır. Anaokulumuzda da, ilkokulumuzda da, lisemizde de bir sınıfa birden fazla öğretmen girer. Anaokulumuzda branş derslerine özellikle 8 tane öğretmenimiz girer. Her branşın uzmanı verir bu eğitimi. Olması gereken de budur aslında. Evet. Bir konuşabiliriz mi Gökhan Bey? Yani yola çıkarken buralar hayalde bulunduğunuzda bundan sonra neler olur sizin için? Şöyle, hedeflerimize daha ulaşacağız inşallah. Şu an yolun daha başındayız. Ama başında olmamıza rağmen şöyle söyleyebilirim. Bağımsız araştırma veya bağımsız sınavlarını yaptığı ölçütlerde Türkiye'nin en iyi 14. okuluyuz. İstanbul'un ve bölgemizin en iyi okuluyuz. Bu durumda bu bizi gurur verici bir şey. Omuzlarımızı kabartan bir şey. Ve bu çocukların ileride nerelere geleceğini hayal bile edemiyorum. Çocukların aileleri mutlu sınıfı. Tabii ki. Geleceğimiz çünkü. Evet. Ailelerin de aslında üstüne düşen görevlendirileceğim. Tabii ki. Tavsiyeleriniz neler buradan? Biz okula gelen her velimizle mutlaka bizi tanımalarını, tüm öğretmenlerle tanışmalarını, okulu bildikten sonra buraya başlamalarını istiyoruz. Eğer veli emin değilse, okulla ilgili herhangi bir kaygısı varsa emin olana kadar beklemelerini rica ediyoruz. Çünkü her görüşmeden sonra bizim rehber öğretmenimiz ve diğer personelimiz öğrenciyle birebir görüşme yapar. Öğrenci okul önce gezer, öğrenci sever. Daha sonra çocuğu biz kayıt alırız. Önemli olan çocuğun burada mutlu olduğunu bilmesi, çocuğun burada mutlu olduğunu hissetmesidir bizim için. Aile daha sonra çocuğunun mutluluğunu görünce zaten güveniyor. Kesinlikle güven en ön planda olması gereken bir unsur. Evet, ve çok doğal bir ortamda yetişiyorlar çocuklar. Evet. Yemeklere kadar hepsi doğal. Evet, şöyle bahsedebilirim. Zeytinlerimiz ve zeytinyağımız Erdek'ten kendi bahçemizden gelir. Bütün marmelatlarımız şeker koyulmadan Afyon'dan, Giresun'dan ve Anadolu'muzun tüm bölgelerinden gelen meyvelerden yapılır. Kendi kurabiyelerimizi kendimiz yaparız. Dışarıda gördüğünüz erik ağaçlarından marmelatımızı yaparız. Ihlamur ağaçlarından bitkisel çaylarımızı yaparız. Burada evinize giren neyse çocuklarınızın da boğazından geçen odur. Kaliteden de lezzetten de ödün vermeyen bir kurumuz. Çok sağ olun. Önemli. Geri dönüşü yok. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olmalı. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Burada
okulumuzda ziyaret ettiğinizde göreceksiniz. İddialı olduğumuz bir konu şu ki, tüm öğrencilerimiz mutlu ve burada mutsuz bir öğrenci göremezsiniz. Büyük bir iddia ama ziyaret ettiğinizde zaten siz de göreceksiniz. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye yukarı. Evet, tanışsınlar bizlerle. Evet. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim.